Hadi iki boyutlu bir vektör alanının vurulmasını hesaplayalım. Aklımdan x bileşenini 9, hayır hayır 9 değil, 9 değil, y küp eksi 9y. Evet, y bileşenini de x küp eksi 9x olarak kurgulamak geçiyor. Seçtiğim örneğe bakarak simetri takıntımın ne kadar ileri bir düzeyde olduğunu da görebilirsiniz, aramızda kalsın. Bir önceki videoda x ve y'ye bağlı bir e, fonksiyon olan v vektör alanının iki boyutlu vurulmasının ikinci bileşen olan q'nun x'e göre kısmi türevi eksi birinci bileşen olan p'nin y'ye göre kısmi türevi olduğunu görmüştük bunun neden doğru olduğunun üzerinden de geçmiştik ama küçük bir hatırlatma olması adına q'nun x'e göre kısmi türevi soldan sağa doğru hareket ederken vektörler küçük hatta negatif bir y bileşeninden pozitif bir y bileşenine geçerler ve bu da saat yönünün tersinde bir hareket anlamına gelir P'nin y'ye göre kısmi türevi içinde aşağı yukarı yönlü bir harekette y değeri artarken önce pozitif sonra sıfır ve sonra da negatif olur. Azalıyorlarsa da bu yine saat yönünün tersinde bir rotasyondur. Kısacası bunların negatifini almak ilgilendiğimiz nokta etrafındaki değişimlerin saat yönünün tersinde bir rotasyonla örtüşüp örtüşmediği hakkında bilgi verecektir. Bu örnekte bunu değerlendirmeye başladığımızda Q'nun x'e göre kısmi türeviyle başlarız. Yani ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevini alırız. Burada sadece x olduğu için kısmi türev türevle aynı şey olacak ve 3x kare eksi 9 olacak değil mi? Bu birinci kısımdı. Bundan p'nin y'ye göre kısmi türevini çıkarmamız gerekiyor. Buradaki ifadede de sadece y'ye bağlı bir fonksiyon bu. Evet, y küp eksi 9 y'nin türevini alıp 3y kare eksi 9 elde edeceğiz. İşte iki boyutlu burulma. Şimdi de bunun ne anlama geldiği hakkında biraz konuşmak istiyorum. Kullandığım vektör alanı burulmanın arkasında yatan mantığı anlatmak için kullandım buradaki burulmanın pozitif saat yönünde rotasyonun olduğu yerlerdeki burulmanın da negatif olduğu vektör alanının aynısı olduğu için burulma örneği için neden bu fonksiyonu seçtiğimi anlamak çok da zor değil değil mi? Burada yani burulmanın pozitif olduğu alanda x 3'e y de 0'a eşit. Şimdi buraya gelelim ve x'i 3, y'yi de 0'a eşitleyelim. Formülden 3 çarpı 3'ün karesi eksi 9 eksi 3 çarpı karesi de 0 edeceği için buraya doğrudan 0 yazıyorum. Eksi 9 elde ederiz. Hemen hesaplayalım. Burası 27 eder. 27 eksi 9 18. Eksi 9 çıkarmak 9 ile toplamak anlamına geldiği için 18 artı 9 işleminin sonucu olarak 27 elde ederiz. Ve 27 oldukça pozitif bir sayıdır. <laughs> ne demekse. Şeklin bu kısmında saat yönünün tersinde bir rotasyon olmasının sebebi pozitif bir sayı elde etmemizdir. Aynı şeyleri x eşittir 3, y eşittir 0 yerine x eşittir 0 ve y eşittir 3 için yaptığımızı düşünelim. Şurayı siliyorum. Evet. X0, Y3 iken bu çizgilerin her biri yarım birim olduğu için burada yani saat yönünde rotasyon olan kısımda oluyoruz değil mi? Animasyonu oynatırsam evet burada aynen söylediğimiz gibi saat yönünde bir rotasyon var ve e, bu sebeple negatif bir değer elde etmemiz gerekiyor. Bakalım ne olacak? Şuraya gelelim ve fonksiyonu yeniden değerlendirelim. x yerine 0, y yerine de 3 yazacağız. 3 çarpı 0, eksi 9, eksi 3 çarpı y kare yani 3 çarpı 3'ün karesi eksi 9 0 eksi 9 eksi 9 eder ve buradan da 27 eksi 9 parantezin önündeki eksi işaretini de unutmayalım. Eksi 9 eksi 18'den eksi 27 elde edeceğiz değil mi? Evet burada negatif bir değer elde etmemiz bizi şaşırtmadı. Bölgedeki saat yönündeki rotasyonla uyuşuyor devam edip aynı şeyi başka x ve y değerleri için yaparsanız mesela hem x hem de y'nin 0 olduğu bu durumda bu 9'lar birbirini götürür ve 0 elde ederiz. 0 elde etmemiz orijin etrafında rotasyon olmamasını da açıklar. Bu formülü kullanarak herhangi bir nokta etrafındaki rotasyon hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte bu yüzden bu formül çok önemli bir araçtır. Size böyle karmaşık görünen bir sıvı akışı verip de her nokta etrafındaki rotasyonun genel yönü ve büyüklüğünü verecek bir değer bulmanızı istiyorum dersem, bu kadar bilginin arasında kaybolmadan her şeyi küçük bir formülle halledebiliyor olmak bence harika.